Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın, günaydın. Çok sevdiniz pullu çantayı. Bayıldınız hatta. Dün akşam bir grisini Öznur verdiği için başkasına. Biz Evet. biraz farklı bir renkle Canlı yayında göstereceğiz. griyi gösterecektik ama o gitti. Gitmiş olsun. Şimdi Modelimizi öğrenin. evet, deri pullusu. Aynı model. Sadece şu pullar yerine deri pullu. Deri pulu çok güzel ama maliyet olarak yüksek. Ama bununla maliyet olarak daha düşük. Çok güzel. Hangi ipi Divanın pamuk makremasını kullanıyorsun? kullanıyoruz. Burada başka bir şey kullanmışsın. Evet, Tamam. orada Bunu. rafya kullandım. O deri olduğu için. Ama buna çok pamuk makrema çok yakışıyor. Evet. Bunda arkadaşlar elinizi gevşek yapacaksınız. İpimiz Filenin bu. hakkını vereceksiniz. İpimiz bu. Şimdi kapama sırasını yaptığı için biraz 2 dakika Evet, bekledik. hazırlık yapıyorum Hazırlıklar. size. Ben geldiğimde Evet. sabah burası kargolar hazırlıklar. Bir koşturma halindeydi Özgür. Çalışan demir ışıldar mıydı? Evet. Kendimize de demir mi diyoruz, taş mı diyoruz? Aa, ne fark eder. O zaman onu bitirdikten sonra Bitti bitti başlayacaksın. son. Boyutlarını bu arada söylesene ya da hediyelerimizi konuşalım. Evet. Şimdi mesela Diva sağ olsun bizim hediye sponsorumuz. Yine iki izleyiciye, iki takipçiye, görselin altındaki postu bolca etiket yapan, Hepimizi takip hani tadı eden. eksik kalma Diva İplik ve üreten ellerimizi takip eden iki izleyiciye çantayı yapacak kadar 1,5 ipten çıkıyor. Size iki ip göndereceğiz. İplerin rengini de belirtebilirsiniz. İstediğiniz rengi göndeririz. Evet. Aynen. YouTube'a kaydedeceğiz. YouTube'da şimdi Instagram yayınlarını kaydediyoruz arkadaşlar. O yüzden YouTube'da sanki hani YouTube için çekilmiş gibi oluyor bazen. O da orada izlerken insanlar rahatsız ediyor ama yapacağımız bir şey yok. Yaptığımız anı kaydediyoruz. Evet, çünkü Evet. onun için çok ciddi bir mesai harcamak Evet. gerekiyor. O da gerçekten çok özür dileriz. Mümkün olmuyor. Sizden ricamız bazen bazı hatalara göz yumun. Evet. Çünkü bizim buradaki tek amacımız herhangi bir maddi kazancımız yok bizim Yok. bu işten. Aynen. Tamamıyla sizlere faydalı olmak adına yaptığımız bir şey. Bu Buradaki tek kazancımız arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz reklamımız oluyor. Onun dışında onu ekonomik hiçbir şey yok. aynen, Ne aynen. oluyor? İstanbul dışında kurslardan bir haber Evet. olan insanlara en azından birkaç tane model tanıtalım. Ayhan Hanım bir kadın portalı yönetiyor sonuçta. O Evet. kadın portalını canlı tutuyor. Biz de sizlere faydalı oluyoruz. Evet. Adımızı hatırlatıyoruz. Bu kadar yani. Aynen, O yüzden aynen. lütfen eleştiri yaparken birazcık daha hani iyi Evet, niyete dikkat edin, olur mu? ama Evet. çok şöyle hoşuma gidiyor. Mesela Akçay'daydım ben, Ayvalık vesaire. Bizim hadi eksik kalmadan senin Öznur'la ya da Sibel Hoca'yla, Sema Hoca'yla yaptığımız modelleri ben birçok mağazanın vitrininde, işte tezgahta gördüm. Çok mutlu oldum. Hatta sordum nereden öğrendiniz? İşte bir kadın portalı var hadi eksik kalma falan diye söylüyorlar. Çok hoşuma gitti. Birkaçıyla da tanıştım dedim işte o biziz falan. Çok keyifli. Yani ben çünkü emekliyim. Hani buradan artık bir şey başka bir beklentim falan yok. Bu çok zevkli. Hobi. Kesinlikle. Bir Hobiyiz. tane tuhafiyedeki bütün çantalar, değil mi sen girdiğinde? Evet. Hepsi bizim Aynen lale yaptığımız çantalar modeller. ve aynı renkteler. Hadi ya. Tabii. Şimdi ben senin yanına geliyorum şöyle Evet. yavaş yavaş. Şimdi Evet. arkadaşlar, Diva pamuklu ipin kalınıyla yapıyoruz biz. Pamuk makrema yazanıyla yapıyoruz yani. Bu file çantayı kaldırıyor. Yok, ben daha ince iple yapmak istiyorum dediğiniz zaman benim verdiğim şuradaki başlangıç sayısını arttırsınlar. Bir de şurada sayı vereceğim. Bu sayıyı arttırsınlar. Her iple olur bu. Polyester makremayla olur, ince pamuklu makremayla olur, kağıt iple olur, rafya iple Ki olur. burada gördüğümüz gibi Aynen rafya öyle. var. Evet, o zaman sayılar arttıracaklar. Evet. Bu İran'dan sevgiler Burhan. Orhan Gazi, Bursa maşallah. Kaç zincirle başlıyoruz? Evet, şimdi zincirimi çektim konuşurken hazır olsun diye. 24 zincir. Ama lütfen bakın zincir çekerken bakın şöyle.
Ya mümkün olduğu kadar gevşek olsun, bu modeli çok güzel kaldırıyor. Çok sıkı yapıyorsanız da dediğim gibi o zaman sıra sayısını arttırın. Çantanın boyu kısa oluyor. Bunu kaldıralım, şunu koyalım. Bu çünkü Evet. siyah hiç Hiç anlaşılmıyor, değil anlaşılmıyor. mi? Evet. Evet, şunu koyalım şu şekilde. Heh. Evet. Tamam. Daha iyi görün. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar 24 tane zincir. Bu çantanın güzelliği nedir biliyor musunuz? Çantayı inmeye atıyorsunuz. Buradan başlıyorsunuz. Örüyorsunuz şu file yeri. Sonra buraya geliyorsunuz. Sonra burayı örerken hem sapları yapıyorsunuz hem kenar kapamalarını. Yani hiç ip kopartmadan, dikiş yapmadan ipiyle biten harika bir çanta. Evet, Şimdi harika. 24 tane Kaç zincir gram pul çekiyoruz. diye soruyorlar öncelikle. 100 gram pul. Tamam, Büyük tamam. pullardan 100 gram. Bazı renkler çok ağır çekiyor. O zaman onu anlayabilirler. 276 adet pul gidiyor. Bazı renkler çok ağır olduğu için onlara 110-120 gram gidiyor. Ama %80 siyah, şeffaf pul, açık gri pul, bunlara 100 gram çok net yetti Siz hepsinde. yine 110 falan alın da Yani elinizi. 110-120 başka yerlerde kullanırsınız. Evet. 24 tane zincir çekiyoruz. 24 zinciri çektikten sonra 23 tane sık iğne yapıyoruz. Normal sık iğne. Bu makrome ip kaç boy var kalınlık olarak? İki boy var normalde divada. Hmm. İnce pamuklu makrema, bir de kalın Bir de en pamuklu. kalını var. O evet, onu kort diyorlar. O daha, Ha, o o bayağı biraz bir, halat gibi. evet, halat gibi. Ben Onu onunla da bir çanta ördüm. Çok güzel ben de oldu. şimdi burada var, gösteririm. O çok güzel oluyor gerçekten. Evet. Onu da çok soruyorlar Ayhan Hanım. Aslında o çok basit bir çanta Evet, ama çok basit. Bende de var. evet. Onu bir gün Anayük göstereyim. Seydan'ın çantası o. Neredeydi o beyaz olan, değil Evet, mi? evet, evet. Şimdi kalkar bulurum sana. Ondan ben de ördüm. Ayhan Tatilde ördüm. Hanım dükkanda dolaşmaya korkuyor çünkü şu an o kadar dağınık ki görüntü bozukluğu yaratır. Yayından sonra toparlayacağız. Evet. Yardım edeceğim. Alıcılarla oynamayın dükkanın dağınıklığı. Normal. Demek ki hareket var. Çok şükür. Amin. Şimdi normalde bunu 3 sıra yapıyorsunuz arkadaşlar. Kaç numara tığ ile 4 numara örüyoruz? tığ, kalın pamuklu makrema ve elinizi sıkmıyorsunuz. Özellikle zincirleri atarken ne kadar gevşek o kadar iyi. Santim olarak kaç santimdir bu? 24. Hemen ölçelim. Bir karış kadar. Bir 22, karış 20, ama benim evet. karışım biraz kısadır. Şimdi ağzı dar ama sonradan genişliyor. Öğrencilerle yapıyoruz. Hocam şimdi bunun arttırması nerede diyor. Yok diyorum arttırma. Ama nasıl genişliyor bu diyor. Diyorum göreceksiniz şimdi. Kendi genişliyor. Sihir. Melek Hanım şükür kavuşturana diyor elinizi. Ha, evet Melek Hanım, Ayhan Hanım bu sene çok gezdi. Biz her hafta canlı yayın yapacağız normalde. Kışın yapacağız yine. Evet, evet Önümüzdeki kışa. hafta yine yokum arkadaşlar. Ondan sonraki hafta Önümüzdeki hafta yine yokum. bel çantası çok istiyorlar. Bel Bel çantası çantası olabilir. yaparız. Bir de Evet. Anayük Seydan'ın o modeli Evet. döne döne örülen model. Yuvarlak, onu yapabiliriz. Bir de ben biraz önce Öznur'a çok güzel bir kemer fotoğrafı Aa, gösterdim. evet. Onu da bir araya sıkıştırırız ya. Evet, o kolay zaten. Makramadan kemer. Aynen. Makrome Ben onun valla çok ahşap moda. aparatını alayım. Pul sipariş vermek mümkün mü diye soruyor bir Evet, arkadaşımız. üreten ellerimiz sayfasına girerseniz oradan bize mesaj yazın. Hem renkleri gönderelim size. Hem de sipariş verebilirsiniz. İpiyle birlikte ya da sadece pul. İstediğiniz her yere kargo Bir yapıyoruz. arkadaşımız Mardin'de workshop yapın diyor. Davet edin, neden Vallahi olmasın? gelelim. Ben Mardin'e gelmedim çünkü. Ben gördüm, çok seviyorum Mardin'i. Çok Önümüzdeki şimdi seviyorum. Ekim'de şeydeyim. Hatay, Antep'teyim. Dedik hafta sonları gezelim il il diye. Şimdi bu sene Antep'ten başlayacağız. Antep'te birileri varsa vallahi misafir oluruz. Evet. Pul en büyük boy mu diye soruyorlar. Evet. Evet. Boyutumuz bu. Tamam. Ben yaz başı şeffaf
ördüm bayağı file. Evet. Şeffaf pulla ve kağıt iple. Şöyle 5 arkadaşıma hediye. Şimdi kağıt ipi bir arkadaşıma örmüştüm. Plajda ıslanmış. O da korkmuş kopar mı diye. Ben de kopmaz yok, dedim. Yok. Öyle bir iki kere ıslanmayla olacak bir şey değil ama hani kağıt ipi yıkayalım mı diyorlar. Yok. O kadara gelmez. Hı. Yoksa o hafif, evet. İçine ıslak havlu koyduğu için hafif tabii, ıslanmış. O, ben onda sorun yok. Dedim. Evet. Şimdi üçüncü sırayı bitiriyoruz. Çınar hoş geldin. Merhaba Çınar. Anne bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Benim şeyim bitti. Neyin bitti? Sandviçin. Aferin sana. Ecrine bak istersen. Biz de çekim yapalım o arada. Hı. Merhaba der misin ekrandaki herkese? Merhaba. Merhaba. Mardin'de tuhafiye sıkıntısı var. O yüzden o workshop'ta sıkıntılı diyor. Veya ayarlayalım. Malzemelerimizi alır geliriz yani. Geliriz hiç dert etmeyin. Kaç kişi lazım Özgür? 10 kişi lazım. 10 kişi değil mi? 10 evet. Kişi. Biz geliriz ya. Aynen öyle. Kendimiz ulaşımımızı sağlarız. Anne. Abla yardımcı olur musun bana Çınar'ı? Bakın 3 sırayı ördük. 3 sırayı ördük. 3 sırayı ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın zincirleri görüyor musunuz? 7 tane zincir çektim. Hemen dibine batıyorum ilkini. Bu ibiklerimizi yapıyoruz. Bu birincisi. Hı hı. Şurada bakın dar dar gözüküyor. Sonra o gittikçe kendiliğinden açılacak. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve tekrar bir yanındakine batıyoruz. Filiz Hanım da Antalya'ya çağırıyor bizi. Evet Filiz. Filiz'le konuşmayalım. Kum güneş deniz yapıyor bana. Beni sinir ediyor. İşte ben de o yüzden demin okumamıştım dermiş. Bakın hep 7 tane zincir çekip bir yanındakine sık iğne yapıyorsunuz. Bu şekilde 23 tane ibiğimiz olacak. 23 ibik. Evet. Bu çanta sonra hep kendini tekrar eden bir şey. Sonra da siyah gözükürse orada hemen kapanışa geçeceğim. Mardin için sonradan görüşelim mi diyor. Tabii ki Öznur üreten ellere DM'den yazın numaranızı Mardin için. Tabii. Tamam. Üreten eller sayfasına ellerimiz zaten eller deyince hemen çıkıyor. Ellerimiz sayfasına DM'den yazın. Öznur sizi arayacak. Evet. Şöyle. Eskişehir. Eskişehir'de 6 Eylül'de bir aksilik olmazsa festival var. Aa, ne festivali? Toprak Festivali. Seramik vesaire. Ben katılıyorum. Ha, evet senin tam ilgi alanın. Evet. Aynen. Bir aksilik olmazsa Eskişehir'e geliyorum festival için. Eskişehir çok güzel bir şehir. Çok. Ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Her yeri çok güzel. Her yer. Ya biz bu sefer bayağı bir şey yaptık. Ayvalık üzerinden Fethiye'ye kadar gittik. Fethiye'den Rodos'a geçtik. Rodos'tan Kaş'a geçtik. Evet. Kaş'tan bayağı. Bir günde Konya üzerinden Amasra'ya kadar gittik. 950 kilometre yaptık bir günde. Çok güzeldi. Her Konya'ya da aynı uğradınız ama. Konya'da nerede fotoğrafınız vardı? Yayınlamıştınız Konya'da. Konya'da ama daha çok yol üstünde. Salda Gölü'ne uğradık. Ha evet. Harikaydı Salda Gölü, nefisti. Sonra orada şey vardı, Lavanta Köyü. Çok güzeldi. Evet. Kaş'taki tekne turunu canlı yaptım. Çok keyifliydi. Ben kaçırdım yavrucuğum ya. Ya o kadar güzeldi ki bütün işte o batık şehir, Kekova. Ve kaptanımız kadındı. Aa, batık ya. Çok keyifli. Keşke beni uyarsaydın. Ben daha önce aynı ekibin daha küçük teknesi vardı. Mavi yolculuk yapmıştım. 10 yıl üst üste yaptık hatta. Sonra onlar günlük tura geçince ilk kez katıldık bu yıl.
Ben mavi çok, yolculuğu çok seviyorum. Dinlenmek isteyen birisi için bir haftalık mavi yolculuk harika. 15 günlük tatile bedel. Ben teknede yaşayabilirim zaten. Ben o kadar hani ömür boyu yaşayamam ama yılda bir iki sefer. Yaşarım ama ben teknenin şöyle bir hikayesi var. Benim babam falan hepsi tekneci olduğu için çok düzenli olması gerekiyor. Evet. Küçük o olan. O yüzden ben benim ailemle mesela yaşayamam. Yapamam. Çünkü hem çok dar alan hem de çok güvenlik nedeniyle çok düzenli olmak gerekiyor. Yani tabii, hostesler da, mesela hani uçakta küçücük yere birçok şey koyabiliyor ya, o kafada olmak lazım. Aynen öyle. Öyle küçük çocukla çok falan alışması olmayacak. Lazım. Tabii, aynen tabii, öyle. Çınar 3 yaşındaydı ben teknede tatil yaptığımızda. Hani çocukla teknede tatil yapılır mı? Yo, çok da çok rahat yapılır. Aynen. Ama teknede öyle. Hani tatil yapmak evet. Başka yaşamak için evet. O düzen olması İyi lazım. Yüzme bilmesi gerekiyor. Yüzme bilmiyorsa sürekli kontrolünüz altında evet. Olacak. Ve tehlikeli anlarda da kolluk ya mutlaka. Ya benim oğlum 1,5 yaşındaydı. Ben gece yatarken böyle ince can yeleği vardı. Yelek şeklinde. Evet. Onu giydiriyordum. Bağlıyordum. Evet. Çünkü hep teknenin üstünde açıkta uyuyoruz. Hani gece biz de güvertede. Evet. Zaten sabah kalkan yüzünü yıkamak için suya atlıyor. Evet. Çok çok güzel. Evet. Denizlerimiz güzel de her sefer her gittiğimde bir şey eksiliyor. Bir şey bozuluyor. Evet maalesef. O kadar üzülüyorum ki. Tekne tatilinin en güzel yanı 2-3 tane şort götürüyorsunuz. Mayo ve tabii, havlu. Tabii. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Giyinmekle yok. Uğraşmıyorsunuz. Süslenmekle uğraşmıyorsunuz. Hiçbir şeye karar vermiyorsunuz. Aynen bir de en öyle. Güzel o. Aynen öyle. Ay bugün ne yiyeyim? Akşam ne yapayım falan. Yok yani. Aynen öyle. O yüzden diyorum ya bir haftalık tatil 15 güne. Tabii canım. Ben şey diyorum tekne tatiline. Ana kucağı. 24 zincirle başlıyoruz. Evet. 23 sık iğne yapıyoruz. Aynen öyle. 3 sıra yaptıktan sonra yine 23 tane ibik yapıyoruz arkadaşlar. Zaten sona geldik. Evet. Biz özellikle bu arada sohbet ettik. Yoksa anlatmamak evet, için değil. Evet değil. Aynen öyle. O arada seyrederken sıkılmayın diye. Bakın ibiklerimiz bu şekilde. 7 zincir. Hı hı. İlkini dibine batıyoruz. Hemen dibine. Diğerlerini bir yanındakine sık iğne şeklinde. Son bir ibiğimiz kaldı. Good morning. Summer Croquette. Where are you? Diva'nın ince makrome 4 numara tığ demiş arkadaş ama bu kalın makrome. Bu kalın makrome. Kalın makrome. Evet. Ama isterseniz inceden İnceyle yaparsınız. İnceyle de yapabilirsiniz. Şu o zaman inceden bu yapıldığını burası daha mı kısa olur? Tabii. O zaman biraz sayıyı arttırabilirler. Bu 24 evet. Zincir, 28 zincir yapabilirler. Hı hı. 30 zincir yapabilirler. Ya da daha küçük yapmak evet, yani daha küçük evet. Bir şey yapabilirsiniz. Bakın 24 zincir çektik. 23 sık iğne, 1 2 3 sıra ördük. İbiklerimizi yaptık. Şimdi bir sıra pulsuz, bir sıra pullu modelimize başlıyoruz. Şimdi tamam. Ne yapıyorum? Bitti. En sonuncuyu taktım. Hemen tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir atıyorum. Aha. Pulumu takıyorum. Dönüyorum. Direkt boşla. Tek dikkat etmeleri gereken şuradaki sık iğnenin gevşek olması. Niye? Biz çantayı böyle öreceğiz ama sonra çantanın pulları böyle duracak. Bakın arkadaşlar. Bunun böyle dönebilmesi için buranın gevşek olması evet. Gerekiyor. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, Ürdün'den arıyor, 3, 4, bir arkadaşımız. 5, 6, hmm. 7. Daha küçüğüyle gece çantası güzel olur. Tabii diyor. Tabii. Çok o güzel olur. Şeye bağlı tamamıyla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çınar denmeye çalışıyor şey. Şu yayına dahil olmak istiyor. Bakın oldukça bol buralar. Pullar rahat dönebilsin diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu şekilde. Bu sırayı da bitirelim. Sonra kapanışı yapmaya başlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 100 gram pul. 7. Evet. 100 gram pul. 2 tane. Kahverengi pul. Çantanın pulları farklı arkadaşlar. Deri pullar bunlar. Gerçekleri. Gerçek deri. Bunlar bizim imalatımız. Evet. Abla.
Zahmet olmazsa bize birkaç deri pul verebilir misin? Farklı renkleri var mı? Evet evet, onları gösterecektim. Hazır fırsat reklamımı yapayım. Evet tabii ki. Bahar Dalı şu anda plajdayım, sizi izliyorum demiş. Oh ne güzel. Ben valla şeyde Pelit'teki plajda kocaman çanta bitirdim. Boş durmayın. Özlem attı gitti. Evet ya. Bakın. Aa bu. Şöyle koyayım. Çok güzel. Turuncu var, asıl onu gösterecektim de dur birazdan gösteririm. Deri pul ve ipten sipariş nasıl verebilirim diyor Şaziye Hanım. Üreten ellerimize... Evet. Biz bu sene arkadaşlar 3-6 Ekim'de Touch Expo, CNR Touch Expo fuarına katılıyoruz. El işi fuarı bu. Biz bu sene ilk defa deri aksesuar işine girdik. Suni deri ve gerçek deri aksesuarlarımız var. Mesela bunlar gerçek deri. Bunlarla ilgili bütün bilgileri Üreten Ellerimiz sayfasından, zaten hepsinin videolarını da çekiyoruz, ulaşıp bizden temin edebilirler. Evet. Bir sonraki sırayı tek düz geçecek. Aynen öyle. Hı. Bir sıra pullu olacak. Hı hı. Şimdi hemen onu döneceğim. Ondan sonra kapanışa geçeceğim. Çünkü hep aynı şeyi yapacağız. Pullu takıyorum. Direkt boşluğa. Boşluğa, tepeye değil. Ve sık iğnesi bol. Dönebilsin diye. Bütün olay bu. Fuar İstanbul'da evet. Evet, Yeşilköy'deki CNR fuar alanında. Geçen sene katılmıştık. Bu sene daha büyük olacağı söyleniyor geçen seneye göre. Geçen sene evet katılımcıydık. Gittik, ziyaret ettik değil mi? Standlarda canlı yayın yaptık. Bu sene inşallah biz de orada olacağız. Şaziye Hanım, bütün siparişleriniz için Üreten Ellerimize başvurabilirsiniz. Evet. Çanta yapmayı özlemiş arkadaşlar. Evet, yaz ara verince, ara vermeyen de çok öğrenci oldu ama ya. Çok. Yani örgüyü her yere götüren oldu. Son pulu sırayı yapıyorum arkadaşlar. Sonra kapanışı göstereceğim de dönüşü bir kere daha göstereyim istedi. Evet. Hiçbir yerde arttırma yapmıyorsunuz. 24 zincir çektik. 23 sık iğne yaptık. Ondan sonra o 23 sık iğneyi 3 sıra ördük. Sonra 7 zincir çekerek boş ibikler yaptık. Hemen ilkinde dibine battık. Sonrakilerde yanına battık sık iğneyle. İkinci sırada da tekrar 7 zincir çektik. Döndük. Direkt boşluklara pullu yapıyoruz şu anda. Toplam kaç sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 tane pullu sıra olacak. 6 pullu bir giriş. 6 da bir taraf. 12 pullu. Evet. Yani 24 bu sıra. Bu tek sıra halinde örülüyor şu şekilde. Nasıl gözüküyor o ekranda bilmiyorum güzel, ama. Güzel. 1, 2, bakın böyle sayacaksınız. 3, 4, 5, 6 böyle gidecek. Burası 12. pul olunca kesmeye geçeceğiz. Tamam. Yani çantayı toparlamaya geçeceğiz. Tamam. Sonra da üstünü sık iğneli buraları kapatacaksın. Evet. Ama bunların hepsi ipi kopartmadan... Direkt kendiliğinden. Bir avazda derler ya. Aynen öyle. Uçakta bile örüyorum diye bir arkadaş. Valla uçak için bambu tığ aldım ben. Ben de plastik tığ aldım. Hostes geldi bir baktı. Ondan sonra şirin şirin güldüm. Geçti gitti. Ya ben tatile giderken trafik kontrol örüyorum şimdi. Göstereyim ben size çantamı. Polis durdurdu. Ben harıl harıl yanda örüyorum. Gördü böyle baktı güldü. Buyurun dedi. Çok komikti. Çünkü kitap okuyunca falan ben bir şey yapmadan duramıyorum. Ve kitap okuyunca o zaman yandakiler, çocuklar, eşim sürekli laf atıyor. Bir şeyler söylüyor falan. En iyisi örgü öreyim ve hani muhabbet de edebileyim. Uzun yolda. Evet doğru.
Kitap okumanın bu güzelliği, şey, kitap okumak evet sessiz ortam istiyor ama örgü her yerde, televizyon seyrederken, sohbet ederken, sadece sayarak yaptığınız bir model değilse evet, çok rahatlıkla ortamdan kopmayacağınız bir aktivite. Bir de şu var, hani mesela siz seramikle falan uğraşıyorsunuz ya, onda özel atölye, ortam gerekiyor. Örgü de öyle değil. Bir tığ, bir ip alıp evet, her yere ya, taşıyabiliyorsunuz. Aynen. O güzelliği var. Ben bir ara çünkü ahşap boyayla ilgilenmiştim. Yok yani, mümkün değil. Onun malzemelerini sığdıramıyorsunuz bulunduğunuz ben alana. Ben şimdi mozaikte, bir de cam. Cam mozaik, cam pardon. Cam kırıklar her taraf. Evet. Bir de başlayınca proje, o odaya kimsenin girmemesi lazım. Tehlikeli de. Neyse, bu sene Çin'i yapacağım inşallah. Evet. O kadar bol bol bizde şeyden canlı yayın yaparsınız Cafer Ahmet'e sesinden. Cafer Ağa tabii. Birlikte gidelim bir gün oraya. Evet evet. Ben çok seviyorum orayı. Hmm. Biliyorsun hiç yoğunluktan fırsat olmadı. Cafer Ağa benim için kış mekanı. Evet. Evet. Son pulluyu takıyorum. Dönüşü göstermek için arkadaşlar, normalde bu pullu sıradan 12 tane olacak. Bir pulsuz öreceğiz, bir pullu öreceğiz. En son 12. sıranın pulunu taktığımız zaman kapatmalara geçeceğiz. Ama onun dışında ne yapıyoruz? Her defasında 3, 4, 5, 6, 7. Hemen dönüp dibine batıyoruz. Bakın bu sıra tamamen pulsuz gidecek. Yine göstereyim. 1, 2, bu ördüğümüz pullar çok hafif 5, arkadaşlar. 6, 7. Aynen öyle. Çok her hafif bir çanta. Her yerde temin edebilirsiniz. Evet. Her yerde. Evet. İstanbul dışındaki tuhaf yerlerde maalesef yok. İstanbul'da çok yerde var. Eminönü'nden alabilirler. Bizden temin edebilirler. Ama maalesef İstanbul dışındakilerde arkadaşlar yazıyorlar. Hiçbir şey yok buralarda diyor. O zaman çok üzülüyorum. Biz çok şanslıyız. Bakın eminim, bu şekilde bir sıra pullu, bir sıra pulsuz. Pullar 12 tane olana kadar devam edeceksiniz bunu. Sonra bu ördükçe açılıyor. Şu şekilde, görüyor musunuz? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O kendiliğinden şöyle açılıyor. Işıkta tuttum ki görün diye. Burası bir... Buralarda yanlış yapıp arttırım, yani yanlış... Mümkün değil. Değil değil mi? Evet, hiç... Bittiği yerde çünkü zincir çekip geri dönüyorsunuz. Tamam. Batacak yer kalmıyor. Tamam. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gideceksiniz. 12. pulu taktıktan sonra yapacağımız işlem. Abla. İzmir'den. Abla. Bir kapıyı kapatalım mı? Evet. Evet. Burada gözüküyor mu Ayhan Hanım? Evet. Arkadaşlar çok özür diliyorum vakitsizlikten. Şöyle açık yakın. Renk hazırlanamadım. O yüzden tamam, mecbur tamam, burada göstereceğiz. 12. pulu taktıktan sonra yapacağımız işlem. Kapama işlemi. Yani çantanın bu tarafından başlamıştık. Ördük 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 geldik bu tarafına. Şimdi kapamasını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın 1. Geliyorum. Yandaki ibiye sık iğne yapıyorum. 2. Buraya geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Ya başlangıcın bitişi. Aynen öyle. Buraya geliyorum. Sık iğne yapıyorum. 4. Bunu topluyorum şimdi arkadaşlar. 5. 23 sık iğne mi olacak? Evet, bravo. 6. Örgü öğren, biliyor işi. Öğrendik hocam. 7. 8. Her bir ibiğin ortasına batıyoruz. 9. 10. Şu an neredesiniz? Şu an Bakırköy İncirli mi burası? Evet. Bakırköy 11. İncirli. Üreten Ellerimiz sayfasında adresi bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada çok güzel workshoplar oluyor. Bağımlılık yaratan. Ben Sarıyer'den geliyorum. Valla bir saatlik yolla geliyorum. Ha,
harika bir anlatım oldu. Teşekkürler diyen arkadaşımız çok var. Çok teşekkür ediyorum. Canlı yayını kaydedeceğiz. YouTube'da da hadi YouTube'da eksik kalma da, sayfasında. Evet. Bunu yani bugün içinde kaydeder misiniz Ayhan Hanım? Evet evet. Tamam arkadaşlar. Tamam. Oradan da dura dura izlersiniz. Bu yayın da zaten 24 saat kalacak. Hı-hı. Son sıra pullu sıra değil. Yok pullu sıra. Pullu sıra mı? Pullu sıra. En son sırada. Pullu sıra. 12. pullu takınca toplamaya dönüşte başlıyoruz. Toparlıyoruz. Aynen öyle. Tamam. Pullu sıraymış arkadaşlar. Niçin pullu sıra? Çanta çift taraflı ya. Buradayken pullu sıraya takmıyoruz. Bakın burada duruyor. Evet. Burada toplarken pul dipte kaldığı için bu da üstte kalıyor. Birbirinin simetrisi oluyor. Anladım. Pulsuz başlayıp pulluyla bitiyorsunuz. Tamam. En son sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya sık iğne, buraya sık iğne, buraya sık iğne. Tamam. 3 sıra sık iğne yapıyoruz. Sonra? Ondan sonra 60 tane zincir çekiyoruz. 60 zincir. Evet. Bu 60 santimlik kol boyu çantalar vardır ya. Koltuk altı çantası. Evet. Onu yakalamak için şu şekilde ben tabii ki o kadar çekmeyeceğim. Hı hı. 60 tane zincir çektikten sonra Nigar Hanım diyor ki ben Üsküdar'dan gidiyorum. Evet Nigar bizim çarşamba grubunda. Yavrum Üsküdar'dan geliyor. Her defasında kanter içinde. Ama bazen Yalova'dan geliyor. Torun da bakıyor ara sıra. Maşallah. Bakın bunun 60 tane zincir olduğunu düşünün. İlk sık iğneye geliyoruz. Ve bağlıyoruz. Bunun 60 zincir olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Ve burada da 3 sıra sık iğne var. Hı-hı. Onu da unutmasınlar. Sonra ne yapıyorsunuz? Burada bir kalınlık var. Şu. Evet. Şu kalınlıkları sık iğne yaparak geçiyorsunuz. Sonra fileli bölgelere geliyorsunuz. Hı-hı. Her bir filenin içine bir kere sık iğne yapıyorsunuz. Buralar toparlanıyor. Çok kasmasın diye arada bir zincir. Yanları yaparken. Hı-hı. Tekrar yandaki fileyi topluyorum. Bir sonrakine geçmeden önce araya bir zincir. Bakın hiç ip kopartmadık. Şu an yanı yapıyoruz. Bir zincir. Diğer file. Bir zincir. Diğer file. Bir zincir. Diğer boşluk. Son boşluğa geldik. Zincir, diğer boşluk. Bakın burada sık iğnelerimiz vardı. Onların içine de yanlara şöyle sık iğne yapıyoruz. Çok özür dilerim siyah için ama yapabileceğim başka bir şey yok. Ve tepeye geliyoruz. Şimdi burada da 60 zincir çekiyoruz. 60 zincir izle. Evet. Biz 60 diyoruz şu an. Kaydedeceğiz arkadaşlar. Evet. 24 saat yayında kalacak. Başını kaçıranlar için söylüyorum. Pullu çanta yapıyoruz arkadaşlar. Yayını baştan tekrar izlersiniz. Bunun 60 zincir olduğunu düşünsünler yine. Evet. Ondan sonra geliyorum. Bu başa bu sefer bağlıyorum. Ortam sıcak oldu. Evet. Klimayı açayım. Evet. Sonra şu kenarları sık iğneyle tekrar dönüyorum. Şöyle havada tutayım ki siyah gözüksün. Hı hı. Şöyle kenarları sık iğneyle döndüm. Bu sefer bu yandaki fileli bölgeye geldim. Aynısını yani oraya da yapıyoruz. Aynen öyle. Kaç sıra yapıyoruz bu şekilde? Şimdi şöyle göstereyim. Tekrar bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne şeklinde devam ediyor bu. Sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Benim burayı toparladığımı düşünün. 3 sırayla bitiyor çanta. Hı hı. Sonra bu zincirin üstüne ben mesela hep şurada takılıyorum. Hı hı. Şuraya kadar örüyoruz. Bir sıra atlıyorum ben. Bir tane sık iğne atlayıp böyle yapıyorum ki hani böyle hafif meyilli dursun diye. Aynen öyle. Zaten bunda da şunu yapacağız. O meyili veriyoruz. Burayı geldiniz toparlayarak. En son şurada bakın normal zincirde buralara batmıyoruz. Hı hı. Zinciri ters çevirdiğinizde şurada ibikler vardır sırtında. Hı hı hı. Oralara sık iğne yapıyoruz. Şimdi niye oraya sık iğne yaptığımızı göstereyim. En dibinde bir tanesini bırakıyor musun? Yoksa bırakmıyor. Yok, bunda bırakmama gerek kalmıyor. Okey. Şimdi normalde biz sık iğne yaptığımız zaman buralar bakın V şeklinde bir tablo oluşturuyor. Zincire batınca şöyle bir görüntü oluyor.
Bu görüntü olmasın diye bakın tersindeki popolara batıyorum. Altı da zincir değil, sık iğne gibi duruyor. Ay çok güzel. Hem buradan hem buradan. Bunu griyle de göstersene. Göstereyim. Nerede göstereyim? Şurada bir zincir. Şurada göstereyim bakın. Sapı doldururken, şimdi bu ne demesinler? Sapı doldururken. Sapı doldururken bakın zincirin tersinde şöyle çıkıntılar vardır. Tekli sık iğneleri ona yapıyorum. Şöyle. Bayağı yeni bilgi. Niye buraya yapıyorum? Onu da hemen göstereceğim. Tamam. Şimdi sık iğne yaparken görüyor musunuz? Üstünde V oluşuyor. Hı-hı. Oraya batarsam bakın daha altında da V oluşuyor. İki tarafta olur. Aynı görüntü söz konusu oluyor. Çok güzel. Evet. Şimdi bütün bu şeyleri dolduruyorum. Zinciri arkalarına batarak. Sonra geliyorum. Şu yanı bitiriyorum. Bu yanı bitiriyorum. Hı-hı. Tekrar bu taraftaki askının içini dolduruyorum. Bu yanı bitiriyorum. En son sırada da burası sağlam olsun diye bu sap. Ne yapıyorum arkadaşlar? Sapta böyle sık iğne yapmıştık ya. Şuna iki tane daha batayım da gözüksün. Hı-hı. Evet. En son sırada da sık iğnelerimi şöyle dipten yapıyorum. İyice Evet, ipi kalınlaştırıyorum. Ya onu da gri göstersene sana zahmet. Dur ya. Bakalım. Şurada bir yer. Şuradan. Tamam. Şurada. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Çantayı döndük. Bunu saplı olarak düşünün. Evet, deri saplı. En son düşünün. Sırada sık iğneden sonra bir kez daha döneceğiz. Hı-hı. En son sırayı dönerken bu sık iğnelerin dibine batıyorum. Ve şöyle bir görüntü ortaya çıkartıyorum. Tekrar yapacağım. Dibine batıyorum. Hafif uzatıyorum. Şu. Tekrar dibine batıyorum. Hafif uzatıyorum. Şu şekilde dolduruyorum. Bu sap daha da sağlam olmuş oluyor. Bakayım. Toplam 3 sıra yaptığımız zaman bu çantayı bitiriyorsunuz, düğüm atıyorsunuz, hakikaten astarını dikiyorsunuz. Bu kadar basit. Bir İnce Hanım var, burada küfürler yazıyor. Ben onu Instagram'a şikayet edeceğim. Küfür niye yazıyor acaba? Bilmiyorum, çok yakışmıyor ama enteresan. Yani neyi eksik bulmuş da? Hayır, onunla ilgisi yok. Kendi ruh sağlığıyla ilgili. Bence de. Hiç enerjimizi bozmuyor. Evet. Arkadaşlar elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Bir şeyler olursa DM'den sorabilirsiniz. Yardımcı oluruz. Gerçekleri pullar içinde üreten ellere başvurabilirsiniz. Hadi Eksik Kalma sayfasında post var. Pullu çanta postu. Bugün akşama kadar bol bol etiket yapmaya devam edin. Çünkü Diva İplik'ten iki talihliye iki tane ip hediye olacak. Ama ne yapacaksınız? Hadi Eksik Kalma'yı takip edeceksiniz. Diva İplik'i takip edeceksiniz. Üreten ellerimizi takip edeceksiniz. Evet, haftaya inşallah görüşmek üzere ya da ondan sonraki hafta. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.